Aşağıda eşit aralıklarla o merkezli çemberler yardımıyla bölmelendirilmiş hava radar göstergesi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki olası durumlardan hangisi radar üzerinde uçağın bulunduğu yer ve yön düşünülerek doğru olabilir? Uçağın bulunduğu yöne bakalım ve yere bakalım. Buna göre uçak Avustralya'dan İngiltere'ye gidiyor olabilir mi? Avustralya'dan İngiltere, şurada bakın, gidiyor olabilir mi? Evet, uçağın yönü buna uyuyor. Bu olabilir. Uçak Kanada'dan Amerika'ya gidiyor olabilir mi? Kanada'dan Amerika'ya giderse burada bulunması biraz saçma olur, değil mi? Yanlış. Uçak Peru'dan Brezilya'ya gidiyorsa yine uçağın burada bulunması biraz saçma olur. Çin'den Japonya'ya gidiyorsa yine biraz saçma olacaktır. Öyleyse cevabımız A seçeneği olmalı. Kaan öğretmen öğrencilerin her birine aşağıdaki birim karelerden oluşan kartlardan birer tane verir. Şöyle bir kartımız var ve bu kart birim karelerden oluşuyor, görüyorsunuz. Kaan öğretmen öğrencilerinden bu kartları birim kareleri oluşturan çizgiler boyunca keserek alanları oranı 1 bölü 3 olan iki tane dikdörtgen elde etmelerini istiyor. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin elde etmesi gereken olası dikdörtgenlerden biri değildir? Önce A şıkkını inceleyelim. A şıkkına göre şuradan iki tane dikdörtgeni ayıracağız. Buradan iki tane dikdörtgeni ayırırsak buranın uzunluğu 2, 4, 6, 8 birim ya. Dolayısıyla şurası da 1 birim. Burası da 3'e 8 birim. Üst bölgenin alanı 8, alt bölgenin alanı 24, değil mi? Şuranın alanı, çünkü 3 çarpı 8'den 24 birim kareden oluşuyor. Bu durumda alanlar oranı bize 1 bölü 3'ü veriyor. O zaman bu şık olabilir. Şimdi geçelim B şıkkını incelemeye. Unutmayalım, kenarlarımız 4'e 8'di. Tam şuradan bölmüş, değil mi? Bakın, D'nin olduğu yerden bölmüş. O zaman burası 4'e 4 olduğu için bunun alanı 16 yapacaktır. Bunun alanı da 4 çarpı 4'ten 16 yapacaktır. Alanlar oranı bize 1 bölü 3'ü vermeyecek. Bu şık muhtemelen doğru cevap olacak. Gelelim C seçeneğine. C seçeneğinde nereden kesmiş dikdörtgenimizi? Tam 3'ün şuradan kesmiş. Bu durumda buranın alanı 4 çarpı 2'den 8. Buranın alanı da 6 çarpı 4'ten 24. Evet, yine bize 1 bölü 3'ü veriyor. Son olarak onu da kırmızı renkle yapalım. D seçeneğinde de şuradan kesersek buranın alanı 1 çarpı 8'den 8. Buranın alanı da 3 çarpı 8'den 24. Yine bize 1 bölü 3'ü veriyor. Öyleyse cevabımız B seçeneği olmalı. Aşağıda telefon ekranında 16 birim kareden oluşan karenin köşelerine konulan noktalardan oluşturulan desen tablosu verilmiştir. Bu telefonda şifre ardışık noktaların seçilmesiyle oluşan her noktanın bir defa kullanıldığı 4 birim uzunluğunda desenler ile açılmaktadır. Burada örnek verilmiş zaten, bakın. 4 birim derken şunu kastediyor. 1, 2, 3, 4 birimlik bir desen. 1, 2, 3, 4 birimlik başka bir desen. Örneğin yukarıda verilen desenler şifre olabilir. Buna göre K noktasından başlayıp D noktasından geçen kaç farklı olası şifre deseni oluşturulabilir? Sırayla gidelim bakalım. 1, 2, 3, 4 birim, bakın gittiğimizde bu birinci desen oldu. Başka bir renk alırsak, yine buradan sağa doğru gidersek, şöyle aşağı inersek 2, 3, 4, evet, bu da ikinci bir desen oldu. Başka bir renk alalım. Bu defa sağa gittiğimizde başka bir yol bulabiliyor muyuz? Şöyle olabilir, bakın 1, 2, 3, 4, bu da bir üçüncü yol. Şimdi tekrar maviye dönelim. Bu defa aşağı gidelim. Direkt gidelim. 1, 2, 3, 4. 3 tane bulmuştuk. Bu da 4. yol oldu. Yine kırmızıyı alalım. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Direkt aşağı inelim. 5. Şimdi yeşili alalım. Buradan geldik. Buraya geldik. Buradan aşağı indik. Bu yine 4 birim oldu. 6. Başka da bir yol bulunamayacağı için 6 farklı desen oluşturulabilir diyeceğiz. Özgür Emre ve Faruk birlikte bir kafeye gidip sadece aşağıdaki menüde fiyatları verilen içeceklerden birer tanesini içip kalkarlar. Buna göre gelen hesap için kaç farklı olası durum vardır? İçeceklerden farklı birer tane içiyorlarmış. Onun altını çizelim. Bu durumda neler içilebilir? Şimdi ona bakalım. Soda ve meyve suyuyla başlayalım. Soda ve meyve suyun üzerine çay içilebilir. Soda ve meyve suyuyla beraber Türk kahvesi içilebilir ve Nescafe içilebilir. Bunların hesaplarını bir bakalım ne tutacak. Soda meyve suyu zaten 18 liraydı. 6 eklersek 24 lira. 10 eklersek 18'in üzerine 28 lira. 8 eklersek 18'in üzerine bu da 26 lira tutuyor. Şimdi gelelim
Soda ile çaya. Soda, çay ve Türk kahvesine bakalım. Sonra soda, çay ve Nescafe'ye bakalım. Bunlar ne tutacak? Soda ile çay zaten 13 lira. 10 eklersek 23 lira tutar. Soda ile çay zaten 13 liraydı. 8 eklersek 13, 8 daha 21 lira tutar. Şimdi soda meyve suyuna baktık. Soda çaya baktık. Soda Türk kahvesine geçelim. Soda, Türk kahvesi ve Nescafe olabilir. Üçünün toplamı 25 lira tutuyor. Şimdi soda ile işimiz bitti. Soda ile tüm hepsini inceledik. Gelelim meyve suyuna. Meyve suyu, çay ve Türk kahvesi üçünü tutar. 17-27 lira tutar. Sonra meyve suyu, Türk kahvesi veya şöyle değil, meyve suyu, çay ile işimizi bitirelim. Ondan sonra Türk kahvesine geçelim. Meyve suyu, çay ve Nescafe'yi inceleyelim. Bu durumda 17'ye 8 eklediğimizde bu da 25 lira tuttu. Şimdi meyve suyu, çay ile işimiz bitti. Türk kahvesi ve Nescafe'ye bakalım. Bu durumda da 11, 21, 29 lira tutuyor. Meyve suyuyla da işimiz bitti. Geçelim çaya. Çay, Türk kahvesi ve Nescafe olabilir, değil mi? 3 olabilir. Bunların da toplam tutarı 24 lira yapmış oluyor. Tüm durumları inceledik. Yani 3'er tane farklı meyve içeceği bu şekilde seçebiliriz. 10 farklı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 farklı şekilde seçebiliyorlar. Ama hesap için, gelen hesap için kaç farklı olası durum vardır? Şimdi buradan aynı olanları farklı almayacağız tabii ki. Mesela 24 iki tane var. Birini almadım. 28 başka yok. 26 başka yok. 23 başka yok. 21 başka yok. 25 de iki tane var. Bunu da almadım. Öyleyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane farklı olası durum var hesap için.